Merhaba arkadaşlar. 12 Haziran Çarşamba İstanbul Yarış Programı ile birlikteyiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 9 koşulu bir program var. Birbirinden güzel yarışları seyredeceğiz İstanbul Veliefendi'de. Keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum herkese. Birinci koşu, kupalı koşu Saadettin Sükan adına düzenlenmiş kısa vade handikap 22. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atları kupa için 2100 metre sentetikte koşacak. Bugün program üzerinde 3 tane tekim var. Bu aralar pek iyi tahmin vermiyorum. Umarım bugün şansımız döner. Sizlere faydalı bir değerlendirme yaparım inşallah. Birinci koşuda 4 ata yer verdim. Bunların ilki 1 numaralı Extraction Vedat Abiş ile önceliğim. Sonra Özcan Yıldırım idaresindeki 2 numaralı Time Lord ikinci tercihimde öneriyorum. İki tane de hafif kilolardan yazdım. Sürpriz olabilir koşulardan biri. Geçen yılki bu koşunun üçüncüsü 7 numaralı Bikati Erhan Aktu ile 8 numaralı Olicorn Adem Aslan ile sürpriz şansı veriyorum. Birinci koştaki sıralamam 1, 2, 8 ve 7 oldu. İkinci koşu 4 ve yukarı yaşlı Arap atların şartlı 3 koşusu 2100 metre çim pistte. 10 at birincilik mücadelesi verecek. Baktığımızda 1 numara tabi 93 handikap. Rakipleri 40, 50, 60 handikap yani çok farklı diğerlerinden. Pek de sevmediğim koşu pek adil gelmiyor bana. Ayrıca yani çakmak şahta banko da diyemiyorum sonra 9 yaşında bir safkan. İlk atım tabii ki 1 numaralı Çakmakşah. Yanına bir at yazdım. O da Hişman Çizik İdaresi'nde 9 numaralı Özerdem oldu. İkinci koşuda 1 ve 9 diyorum arkadaşlar. Üçüncü koşu 2 yaşlı İngiliz taylarının maiden koşusu 1000 metre sentetikte 6 tay ilk birinciliği için mücadele verecek. Birçoğu bu mesafede koştu. Derece olarak baktığımda 5 numaralı Prenses Serra 1 çift 0.74 yaparak ikinci olmuştu hayatın ilk yarışında. Bir kaya ekürüsünün tayları özellikle İngiliz tayları nispeten daha hazır geliyor sahaya. Bunu zaten 5 numara Prenses Serra gösterdi ilk yarışında. Bugün için kazanıp ilk birinciliği ile tanışacağını düşünüyorum. Üçüncü koşuda 5 numara için tek diyorum. Dördüncü koşu ikinci altılı Ganyan'ın da ilk ayağı saat 15.30'da başlıyor. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarına mahsus şartlı 5 koşu 1400 metre sentetikte 11 atı izleyeceğiz. Bir diğer tekim de burada olacak. O da 5 numaralı Annabella olacak. Son kazandığı yarışta bir şartlı 5 yarıştı. Ondan sonra kısa vade grup yarış koştu. Nitekim bugün Gökhan Kocakaya ile de sahaya çıkıyor. Çok iyi bir uyumları var. 7'de 5'i vardı yanlış hatırlamıyorsam Gökhan Kocakaya ile Anabel'in. Bugün içinde rakiplerini geçeceğini düşünüyorum. 4. koşuda 5 numara için tek diyorum. 5. koşu 4 yaşlı Arap atlarına mahsus handikap 14 koşu. 1300 metre çim pistte toplam 16 at yarışa kayıtlı. Çok kalabalık bir yarış. 2 tane de ekürü var. 2 ve 8 ekürü. Yine 5 ve 7 numaralı atlarda ekürü olarak koşacak. Sürpriz olma olasılığı yüksek. Fazla at yazdım. Önceliğim Aprantisi Çağlar Taşçı İdaresi'nde Kaysbert temsilcisi 4 numaralı Kerpiçli olacak. İyi bir start çıkış yaparsa yarışı kazanabilir. Sonra kırmızı ekürülerden 5 numaralı traktör ikinci tercihimde öneriyorum. 9 numaralı Ateş Ayaz ki İstanbul pistinde ilk kez koşacak. Özcan Yıldırım'la yazmadan olmaz. 3 numaralı Lapistes bir Balıkan temsilcisi olsa da Balıkan kumda daha iyi koşuyor bildiğiniz üzere. Ama çimde de birinciliği var. İyi de bir ekürünün atı 3 numaralı Lapistes. Sonra bir diğer Kaysbert temsilcisi 1 numaralı Çelik Murat. Bu gruplarda yazmadan olmaz Kaysbertleri. 11 numaralı Ulu Tekin. Yine Apranti var üstünde Kürşat Yılmaz'da sürprize öneriyorum. Son atımda çok sürprizde 16 numaralı Çelik Bilekli olacak.
144 gün arası var. 3 yarış gördü ama çok iyi bir ekürün, sevdiğim bir ekürü. Engin Sezen ekürüsünün atı. İyi de bir orijini var. Yani sahaya çok iyi atlar getirdi Engin Sezen ekürüsü. Son yıllarda biraz düşüşte, öyle çok ön planda atı yok ama 16'yı da son sırada sürprize öneriyorum. 5. koşudaki sıralamamda 4, 5, 9, 3, 1, 11 ve 16 oldu arkadaşlar. 6. koşuyla 1. altılı ganyan sona erecek. Yine sezonun önemli koşularından biri. Niyazi Polatyar adına düzenlenmiş kupalı koşu, kısa vade 9. 3 yaşlı İngiliz tayları kupa için 2100 metre çim pistte mücadele verecek. Burada 4 taya yer verdim. Bunların ilki Vedat Abiş idaresindeki 3 numaralı Borrego. Şahane bir performans sergiledi şu ana kadar Bekmez Bey torunu. Son yarışını kazanırken de çok formda olduğunu gördük. Buradaki bazı rakiplerini de geçmişti. Mesela 10 numara, ki 10 numara ikinci atım zaten. Mehmet Kaya atı iyi tanıyor. 10 numaralı Ride the Lightning bir önceki yarışında dediğim gibi 3'e geçildi. Ama son yarışını yine aynı bu pist ve mesafede 1-1,5 saniye daha iyi koşarak 2.09.11 ile kazandı. Ve farklı kazandı. Bugün için de aynı performansını sergilerse kazanabilir. Sonra 11 numaralı Son of Cougar. Tabii ilginç, 98 handikap. Cougar temsilcisi şu anda 9'da 6'sı var. 3'te ikinciliği var. Yani 1 ve 2 yaptı şu ana kadar. Şahane bir performans. Ama çim pistte ilk kez koşacak. Ben de herkes gibi tabii merak ediyorum çim pistte nasıl koşacak. Baktığımda yani Cougar, Lionheart, Alper Ciğer, Ayhan Ahrazoğlu. Yani bunlar hep sanki kumu işaret ediyor. Yine de tabii Ahmet Çelik de tercih etti ki Cougar'ın çim yarış kazanan yavrusu da var yanlış hatırlamıyorsam. Yine de 3. tercihimde ben yazdım 11 numarayı. Yani 13 numara da hiç çim koşmadı ama baktığımızda Greystorm Pressing çimde koşabilir diyebiliyorum. 11 numara için bunu söyleyemedim. 3. tercihimde öneriyorum. Son olarak da sürprize Mehmet Salih Çelik idaresindeki 1 numaralı Asmar Dubai'yi öneriyorum. Çok başarılı buluyorum jokeyi de. Zaten atta buradaki rakipleriyle koştu. Yakın ara arkalarında bitirdi. Bugün buranın bombasını yapabilir. 6. koşuda şans verdiğim taylar 3, 10, 11 ve 1 oldu arkadaşlar. 6. koşu 4 yaşlı Arap atlarına mahsus kısa vade 7 koşu. Dişi atların koşacağı 1600 metre çim pistte. 7 atı izleyeceğiz. Son tekim de burada olacak. Tabii ki biletçi kız muhtemelen büyük favori çıkacak. Son yarışını ölçü almazsak ondan önceki 4 yarışında kazanmıştı. Son yarışı da Grup 1 Anneler Günü koşusuydu. Buradaki rakibi 1 numarayla birlikte koştu. 6-7 oldular. Ki bir önceki yarışında rahat geçmişti biletçi kız kolegayı. Ama ben Anneler Günü koşusuna baktığımda son yarışına yani bir numaranın daha da geliştiğini gördüm. Bugün yine Mehmet Kaya ile rakiplerini geçeceğini düşünüyorum. 7. koşuda bir numaralı kolega için tek diyorum. 8. koşuya geldik. 3 yaşlı İngiliz taylarının şartlı 4 koşusu 1200 metre çim pistte ve dişilere ait koşuda 11 tayı izleyeceğiz. Burada dördünü ben değerlendirmeme aldım. İlk olarak Gökhan Kocakaya idaresindeki 5 numaralı Dayvaç'la başlayacağım. Son yarışında 4 numaranın gerisinde 6. olsa da ben yarışını beğendim. Bugün üstünde Gökhan Kocakaya var ve mesafede 1200 oldu. Sonlardaki güçlü sprinti ile yarışı kazanacağını düşünüyorum. Avrupa orijinli Gustav Klim. Hatırlayamadım aygırı. Avrupa'da, İngiltere'de pek gördüğümüz de bir aygır değil. 5 numara benim buradan favorim oldu. Sonra 4 numaralı Blue Shark. 3 numaralı Sumel Kızı. Ve son olarak da çim pistte ilk kez koşacak olan
11 numaralı Sultan Spirit diyeceğim. 8. koşuda şans verdiğim atlar 5, 4, 3 ve 11 oldu. 9. ve son koşu saat 18'de başlıyor. Vehbi Koç adına düzenlenmiş grup 3 koşu. Allah'tan rahmet diliyorum. Burada da 5 at değerlendirmemi aldım. Bunların ilki Ahmet Çelik idaresindeki 5 numaralı İshak Han oldu. Torok temsilcisi. En iyi temsilcilerinden biri diyebiliriz. Şahane bir performans gösterdi şu ana kadar. Bugün için de favorim olduğu 5 numaralı İshak Han. Sonra 11 numaralı Time to Shine. Son yarışını bu pist ve mesafede 1.33.99 yaparak kazandı. İyi bir derece. Baktığımızda rakipleri genelde 1.35'lerde koşuyor. Tabii 3 numara 6 yaşında 1.33'ün içinde de koştu ama genelde 1.35'te bitiyor 1600 metre çim pist derecesi. Ki burada da bir yani İngiltere'yi yurt dışını birçoğunuz takip ediyorsunuz, görüyoruz, seyrediyoruz. Sıradan bir şartlı koşuda bile 1600 çimi 1.33'ün içinde bitiriyor Avrupa atları, özellikle İngiltere diyeyim ki Güney Afrika'da keza öyle. Bizde 1.35'lerde 1.34'e 33'e inen çok az at oluyor. Bu da farkımızı gösteriyor maalesef. Neyse o konuya girmeyelim şimdi. 9. koşuda 11'den sonra 3 numaralı evet Erciyes Rak Vedat Abiş'le koşacak ve bu sene bir yarış gösterildi. Çimden sentetiğe alındı. O yarışı ölçü almıyorum. Bugün çimde muhakkak yazın derim 3 numarayı. Sonra 8 numaralı Native Power sürprize öneriyorum. Son iki yarış yani bu seneki yarışları iyi olmasa da burada sürpriz yapıp moral bulabilir aracı ekürüsünün safkanı. Son olarak da Selim Kaya idaresindeki Emily Kuracak diyeceğim. Geçen yıl erkek tay denemenin galibi ki 1.35.20 orada yapmıştı. Son sırada şans veriyorum. 9. koşudaki sıralamam 5, 11, 3, 8 ve 4 oldu arkadaşlar. Değerlendirmelerim de bitti. Hemen şablona geçelim. Şablonum da bu şekilde. Bir sonraki kaydımda görüşmek üzere diyorum ki muhtemelen akşam Amerika yarışları olur. Şansınız açık olsun. Hoşça kalın.